Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Golvar.com'un sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim de köşe yazılarım var. Mutlaka ve mutlaka son yazımı okumanızı ve en azından bir beğeni atmanızı rica ediyorum. Ayrıca diğer editör arkadaşları da haksızlık olmasın. Onların da çok güzel yazıları var. Maç tahminleri, skor tahminleri, gündeme ilişkin haberler. Hepsi Golvar.com'da açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Şimdi şu köşedeki fotoğrafları biraz büyüteyim şöyle. Daha karizmatik çıksınlar. Ee, değiş. Heh, şöyle değişin. Değişmeli değişmeli. Forvet'i konuşacağız arkadaşlar. Bu bölümde komple Forvet'i konuşacağız. Fenerbahçe 4 yılda 11 Forvet. Fenerbahçe'ye 4 yılda 11 Forvet. Bu arada sürpriz bir isim daha çıkacak Forvet'lerin içerisinde. Herkes dikkatini hazır etsin. 4 yılda Fenerbahçe 11 forvet aldı. 52,5 milyon euro harcadı. 52,5 milyon euro harcadı. 22 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı. 30 milyon euro zarara uğradı. Servet yatırdı ama istediğini alamadı. Fenerbahçe'nin golcü transferinde yüzü bir türlü gülmedi. Salih yönetim 4 yılda son 4 yılda forvet transferine hatta sayılır bir para gömdü. Yani Vedat Muriç'i ve Frey'in satışlarından toplam 22 milyon euroluk bir gelir elde etti. Aslında e, burada bir hata var. E, Adem'i ve Tiam'ı forvet sayıyorlar mı? Herhalde saymıyorlar. 30 milyon euro da zarar diyor. Örneğin Slimani için 5 milyon euro harcadılar. Kiralama bedeli artı şey herhalde 5 milyon euro. Slimani için. Frey 3.8 Vedat Murici 5 Mevlüt Erdinç 1.1 Valencia 4.5 Tiam 3.6 Sisse 1.2 Samatta 12 Ademi 2.5 Berisha 11 ve Serdar maliyeti 3 milyon euro buldu. Yok Berisha 750 canım. <laughs> Şimdi şunu söyleyeyim. Slimani'ye bir kiralama bedeli verdik. 3.5 diye hatırlıyorum. 1.5 da yıllık ücreti diye hatırlıyorum. O 5 etsin hadi doğru diyelim. Frey 3.8 ise de biz yani 1,5'a falan aldık. Hadi 2 iki diyelim. 2'ye aldık diyelim. 1 de yıllık ücret desek 3. 1,5'a geri sattık. Bence Frey'i 1,5'a düşürelim. Vedat Muriçi 5 diyor. Evet. Vedat'ın 5'ini kabul edelim. Eee Mevlüt 1.1 yıllık ücret. Valencia 4,5. Bu külliyen yalan arkadaşlar. Valencia'nın yıllık ücreti geçen sene 2'yi anca buldu. Yani 2'yi anca buladı bu sene de yarım dönem oynadığıyla maç başına 3 olsun. Tiam 3.6 diyor. Ya yani bunu hazırlayan arkadaşın beyni herhalde hiç yok. Hiç kafası çalışmıyor herhalde. Sözleşmesi boşta futbolcuyu bedava alıp sadece yıllık ücret 3.6 verecek kadar geri zekalı olduğunu düşünüyor herhalde Fenerbahçe yönetimi. Tiam'ın benim bildiğim yıllık ücreti 800-900 bin euroydu ama satışı 1.5 oldu. Yani eksi eksi 700 diyorum buraya Tiam için. Sizse 1.2 doğrudur. Samat da 12 diyor. Hayır Samat da şu an için Geçen sene ücret ödenmedi. 2,5 yıllık ücret ödenmedi. Ama 1,7 diye hatırlıyorum geçen seneki ücretini. Bu sene de 1,7 olsun. 3. Nokta... Gerçi bu sene vermedik. Ee, 1,5, 1,5, 1,5, 4 taksite böldüğümüz için 1,5, 1,7 daha 3,2 diyelim. Adem'i 2,5 diyor. Adem'i 1,4'e aldık. 800 bin euroya gönderdik. Ee, yarım dönemlik ücreti de hadi ee, 300 bin euro olsun. Sonrasında kiralık falan. 1 milyon euro diyelim. Berisha 11 diyor. Berisha'nın yıllık ücreti zaten 1.2 mi? 1.1 milyon euro mu ne? Biz ücretsiz kiraladık diye biliyorum. Sosyal medya 6, 5 milyon euroya alındı. Hadi onların dediği 5 olsun. Bir de benden olsun 6. Serdar'ın maliyeti 3 milyon euroyu bulmuş. Yok 750 milyon euro. Serdar'ın aldığı alacağı 12 milyon TL 15 milyon TL mi alıyor? 1, 1 milyon euro bile yok. Hadi 1 diyelim. Bu hesaplamama göre 5, 6,5, 11,5, 12 buçuk 15 buçuk 16 buçuk 19 buçuk 20 diyelim 27 28 Tiam'ı dahil etmiyorum. 28 milyon harcanmış. E 17 buçuk Vedat'tan geldi. Tiam'dan eksi 700 değil mi? Yani ondan geldi şundan geldi. Hemen hemen kafa kafaya aslında. Şimdi doğrusu bu. Ha karşılığını aldı, alamadı mı? Alamadı. 58 maçta 21 gol attılar diyor. Bu sezon forvet oyuncuları Valencia, Serdar Dursun ve Mergin Berisha tüm kulvarlarda 58 karşılaşmada forma giyip 21 gole imza attı. İstikrar yakalanamadı. Değişkenlik gösterdi. Taraftar da bu durumdan şikayetçi demişler. Bu arada sürpriz resim çıkmadı ya. Dur bir bakayım. Orada karizmatik bir Buğra resmi olması lazımdı ya. Yok mu burayı da ekleyeyim dur. <laughs> ya göz bir Buğra'yı arar. Şimdi göz, e, genç kızların gözü burayı arar arkadaşlar. O yüzden burada olsun fotoğraflarda. Şimdi Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki performans olarak en iyi forveti kim çıkmış biliyor musunuz arkadaşlar? Fernandao çıkmış. 50 gol atmış, 104 maça çıkmış. Fenerbahçenin 50 gol 3 asist. Bakın 50 gol 3 asist ve biz bu ismi 2.3'e falan gönderdik. Aslında bazı sıkıntımız da var burada. Peki şimdi bugün yani kim var hocam? gündemde. Bugün gündemde Pesic var. Pesic için kara çıkmış. Biz Pesic'i satmayacağız demiş. Yani e, uzatmayacağım arkadaşlar. Videoda olabildiğince kısa olsun. Öz konuşalım. Fatih Karagümrük Pesic için bir açıklama yapmış. Demiş ki e, Alexander Pesic'i herhangi bir kulübe... o karizma geldi. Herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur demiş. Ben de Karagümrük'e naçizane iki tane soru soruyorum. Bir, satma düşünceniz yok ama Takasa açık mısınız? 2. Satma düşünceniz yok ama kiralamaya açık mısınız? Hani bu cümleler burada kalsın da bir bakmışsınız Karagümrük sorduğum sorulardan bir tanesine transferi de cevap verir. Hepimiz almamız gereken bilgiyi net olarak alırız. <laughs> Artem Doğubuk bu ismi çok soruyorlar. Hocam Fenerbahçe'nin forvet transferi ne oldu? Doğubuk için arkadaşlar kesin net %100 bir duyum geldi. Ee, bu arkadaşın ilgileneni, talebi çok yüksek olduğu için 8 milyon euro cash para talep ediyorlar. Yani taksite bölmeyeceğiz. 8 milyon euro diyorlar. Bilginiz olsun zaten sezon başında Trabzonspor istemişti. 5 milyon euro çekmişler. O da e, sosyal medyaya yansıdı. Ya şu şartlarda buku bizim alacağımızı zannetmiyorum. Ben açıkçası niye zannetmiyorum? 8 milyon euro biz şu anda veremeyiz bir forvete. Bu arada Conan, Deli Conan da çıkıyor forvetler arasında. Farkındayım. <laughs> ya büyük sürük tutuyor. Kusura bakmayın. Biz 8 veremedik. Origi de çıkıyor. Farkındayım. Hani çok yazdılar ettiler. Fenerbahçe'ye geldi. Gelecek devre arasında kesin bizde dediler. Yok. Merak ediyorum. Nerede Origi? Geldi demişlerdi. Ee, ben de o kız zaten beklememeniz gerektiğini defalarca söyledim. Burada da yineleyim arkadaşlar. İkinci olarak Seferovic Fenerbahçe Seferovic'i çok ciddi bir şekilde kolluyor. Yani fırsat kolluyor. Seferovic konusunda fırsat kolluyor. Buna yalan diyemem. Hani hocam sana gelen duyum yoktu. Evet bana gelen duyum yoktu. Sordum, soruşturdum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Benfica hayvani bir para istiyor. Yani bana niye duyum gelmediğini de sonradan çözdüm. Olayı da anladım. Olayın özü özeti şu. Bizim alma ihtimalimiz e, sıfıra yakın arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sıfıra yakın. O yüzden Doiv Buku şey Seferovic'i ve Doiv fazla beklemeyin. Ha sosyal medyada gezerseniz birçok şey var. Kiralama bedeli istiyorlar. Satın alma opsiyonu istiyorlar. Buna zorunlu eklemek istiyorlar. İşte iki buçuğa kiralamak istiyor diyen gördüm. Yedi buçuğa opsiyon diyen gördüm. 12 opsiyon diyen gördüm. 14 opsiyon koydur diyen gördüm. Yüksek bir şey istiyorlar. Şimdi Mallorca Haris Seferovic'e talip olmuş. Alamayınca Vedat Muriçi'yi almış. Ve Vedat Muriçi'yi 12 milyon Euro'luk bir satın şöyle deneyelim sesi. Birazcık böyle deneyelim bakalım. İnşallah seste sıkıntı yaşamamışsınızdır arkadaşlar. Ama bir sıkıntı var. Ses konusunda. İnşallah seste sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Yaşadıysak da kusuruma bakmayın. Şimdi Acun'un sahip olduğu Hal City Allah yer daha satın alacak birçok arkadaşımız ben buna inanmıyorum falan filan. Ben yedim falan filan demişti. Şimdi birincisi Acun'un takımı %50 payını almıyor. Tamamını alıyor futbolcunun sonraki satıştan yarısını veriyor. İkincisi Anderlecht'ten zaten 5 milyon euroluk bir teklif vardı hali hazırda. Zorya 3,5 milyon euroluk e, opsiyonunu kullanmadı ama sonra pişman olup tekrar teklifte bulundu. Bunu da bir belirtelim. İkincisi de Allah yar İyi bir futbolcu geleceğin en iyi futbolcular arasında gösterilen futbolculardan birisi. Bence sözlerimize dikkat etmek lazım. Peki hocam uzun lafın kısası sence Fenerbahçe transferde kimi alacak? Valla Pesic ismi mantıklı. Ucuz. Ucuz iş gücü. Yakın. Ben Pesic'e hala %60 %70 veririm. Yani sonunda kimseyi alamayıp geri dönersek şaşırmayın. Doğu ismine ben alacağımızı zannetmiyorum. Origi ismini zaten beklemeyin. Seferovic ismine %30 dahi olsa ihtimal veriyorum. Çünkü girişimler var ama kulübün istediği ücret çok yüksek. Vedat Muriçi zaten kesin olarak gelmeyecek. Berisha, Serdar Dursun devam edecek gibi. Hen yani Tiquinho Suarez ismi var. Tiquinho için de kulübü eee Zahavi'yi alırsa elden çıkarmak için ucuzlatacak diye haber duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü onların da istediği yüksek bedel var. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama Fenerbahçe'nin forvet dinasyonunda sanırım bir 5-6 günü var. 5-6 gün sizleri ve beni bekletecek gibi geliyor. Lütfen bir videomuza beğeni atmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.